Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa numarası 146'nın sağ tarafında ortadaki sorudayız. Bu zamana kadar ne yaptık? Beyaz alan ilişkisi gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Bütünsellik daha doğrusu çok önemliydi. E, bütün belli bir bütünden belli bir parçaya çıkartıp alan sorularını öyle bulduk. Tabii ki hala da yine aynı şekilde beyaz alan ilişkisi gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bakalım bu soruda öyle bir sorumu Başlayalım çözüme. Evet AB o merkezli yarım çemberin çapıymış arkadaşlar. CB de çembere B noktasında T etmiş. O zaman burası B noktasında T verilen bilgileri kullanmak lazım. Burası nedir? Merkez T'ye çektikten 90 derecedir. ABC bir üçgen demiş. Tamam. S1 ve S2 alanları eşit verilmiş. Bu sefer S1 ve S2 alanları bulundukları bölgenin alanı olduğuna göre diyor bize arkadaşlar. Alanlar istenmiyor arkadaşlar bizden. Alan isterse belli bir bütünden beyaz alanı çıkartırız. Ama burada bütünü bulmak da sıkıntılı arkadaşlar. Belli bir bütün. Bütüne baksanız ya bu bütünü bulabilecek bir alan formülü yok zaten. Böyle bir soruda da şu alanları bulmak yani bizim beyaz alan ilişkisinden bulmak sıkıntı olur. E ne yapalım? E alanları eşit vermiş. Eşit diyelim o zaman. Beyaz alanın ilişkisi, ilişkisi burada da çok önemli arkadaşlar. Beyaz alana B diyelim isterseniz. A B deyince ne oldu? A artı B alanı burada. Bakın burada da bir A artı B alanı var. Yani A artı B alanı ne oldu arkadaşlar? Hem yarım dairenin alanı oldu. Hem de üçgenin dik üçgenin alanı oldu. Şuraya R, diyecek olursak üçgenin alanı oldu arkadaşlar. O zaman yarım dairenin alanıyla üçgenin alanını birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Haydi eşitleyelim. Yarım dairenin alanı pi R kare bölü 2 eşittir. Üçgenin alanı nedir? Dik üçgen olduğu için 4 çarpı 2 R bölü 2 değil midir? Evet. Bölü 2'ler gitti. R'ler de gitti. E, pi R buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 8'e eşit oldu. R de buradan 8 bölü Pi'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde çıktı. Yine saçma bir cevap çıktı ama biliyorsunuz pi'li yani pi yerine 3 yazınız demediği sürece 3 yazmayacağız tabii ki. Cevabımız 8 bölü pi oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet öğreniyorsunuz mantıkları yavaş yavaş kendi çapında da bazı özel soru tiplemeleri de var tabii ki ee, bu tür sorularda öğrenmek çözmek lazım arkadaşlar geldik bir sonraki soruya yarı çap uzunluğu 1 santimetreden büyük ben bunu kullanacağım aklında bulunsun ve bir tam sayı değerine sahip yarı çapı tam sayı olacak çemberler şekildeki gibi ABCD dikdörtgeninin kenarlarına ve birbirine teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. ABC'de dikdörtgenin çevresi 220 cm olduğuna göre çevreyi kullanacağım. Kaç tane çember kullandığımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ee, burada yarı çap uzunluğu da bir tam sayı olacak arkadaşlar. Soru D ne diyor? Çemberlerin yarı çap uzunlukları en küçük değeri aldığında ha yarı çap yerine 2 yazabilirim arkadaşlar. Değil mi? Ya da 3 yazabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Şekle göre bakacağız. Ee, bize çemberler ile dikdörtgen ile çemberler arasında kalan bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir kere belli. Dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağız arkadaşlar? Daireleri alanını çıkartacağız. Beyaz alan yani dairelerin alanını çıkartırsam olay bitti. Dikdörtgenin alanını ve dairelerin alanı. Kaç tane daire olduğunu bulmam lazım. Öncelikle ne yapmam lazım? Çemberler ne diyorsa merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik, çektik, çektik. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Burada da çektik. Burada da çektik. Burada da çektik. E arkadaşlar şuraya ben bir R dersem. Burası da R. Hocam burası 2R. Böyle 2R, 2R diye devam ediyor. Yani çember sayısı kadar 2R burası olmayacak mı? Çember sayısına X dersem. X çarpı 2R. Yani 2XR oldu arkadaşlar burası. Hocam burası da yarıçap, burası da yarıçap, Burası da ne oldu? 2R. Ha, şimdi çemberin çevresini yazabilirim ben. Çemberin çevresini 220 demiş. Onu da yukarıda yazayım isterseniz. Şimdi çemberin çevresi 2x r burası 2x r de burası 4x r yaptı arkadaşlar. Artı 2 r 2 r burası toplamda 4 r. Kaça eşitmiş? 220'ye eşitmiş. 4'e bölsek buradan ne geliyor arkadaşlar? x r artı r 4'e böldüğün zaman 55 geldi. E burada da r parantezine aldığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? x artı 1 eşittir 55 yaptı. He. Şimdi dikkat edin. Adam bize boşuna 1 santimetreden büyük ve bir tam sayı demedi. R bir tam sayı olacak. X de adet sayısı olduğu için bu da bir tam sayı olmayacak mı arkadaşlar? Yani R de eleman tam sayı. X de eleman tam sayı. Ve çarpımları 55. Hocam bu 1'e 55 olabilir. R'nin en küçük değeri isteniyor ama X R, bir, R yerine en küçük değer yazacağım. 1 yazamam arkadaşlar. 1'den büyük yazmak zorundayım. 1'den büyük 55'in çarpanlarında başka ne var arkadaşlar? 2'yi koyamam. 3'ü koyamam. 4'ü koyamam. Ama 5 koyarsam burası 5 iken burası da kaç yapar? 5 çarpı 11. Her ikisi de tam sayı olduğundan böyle değer veriyoruz arkadaşlar. Yani ben buradan R'yi kaç buldum? 5. X'i kaç buldum? X artı, o, X artı 1 11 ise X'i de buradan 10 mu buldum? Evet. O zaman burası 2XR. Yani bu ikisi çarpımı 50. Bir de 2 ile çarptım. 50 ise 100 yaptı burası. 2R ee, dediğimizde kaç yaptı? 10 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Dikdörtgen ve dairelerin arasında kalan bölgenin alanı. Dikdörtgenin alanı 100 çarpı 10. 100 çarpı 10'dan dairelerin alanı çıkartacağım. 10 tane daire yok mu arkadaşlar? X'i 10 bulmuştuk çünkü daire adı dini. 10 tane dairenin alanı pi R2. R kare. R'yi kaç bulmuştuk? 5 pi R kare. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Yine saçma bir cevap çıktı. 1000 eksi... 250 pi gibi saçma bir soru cevap çıktı ama yine bütün parça ilişkisinden dolayı cevabı kolay bir şekilde bulabildik arkadaşlar. Evet cevabımız 1000 250 pi oldu. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> Etrafı duvarla çevrili bir bahçenin içinde eşkenar üçgen şeklindeki bir havuz vardır. Eşkenar üçgen şeklinde bir havuz arkadaşlar 60'ar dereceleri şöyle bir yazalım. Sonra M köşesinden 6 metrelik bir iple bağlanan koyun Havuz zeminle aynı hizadaysa şöyle düşünün. Ben buraya biraz yüksek bir şey çizmişim ama iki durumu da göz önünde bulundurun diye böyle bir soru yazdım arkadaşlar. Dikkat edin. Havuz zeminle aynı hizada. Yani zemine bir çukur açmışsınız. Eşkenar üçgen şeklinde içine de su doldurmuşsunuz. Bu bizim havuzumuz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edin burada. Lütfen çok dikkat edin. O zaman ee, kaç metrelik alanda otlar diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere bir nokta etrafında şunu döndürmek demek şöyle dairesel hareket yapıyor anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. Şimdi burada aynı şekilde olacak. Bir de DK'yı büyük 2 demişim. DK'nın büyük 2 olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Burada DK'nın 2'den büyük olması buranın alttan büyük olması anlamına geliyor. İpimiz şuralarda bir yerlere gelecek arkadaşlar. Bu M'den buraya kadar geliyorsa. Burada da MC'nin de büyük 6 olduğunu söylemiş. E ee, BC'nin de büyük altı olduğunu söylemiş. Bizim ipimiz o zaman bu yeşil bölgeden dışına çıkmıyor arkadaşlar. Yani bizim ipimiz biz koyunumuz böyle hareket edecekse ne olacak arkadaşlar? En fazla buraya geldi. En fazla buraya gelecek. Şöyle şu nokta etrafında şöyle bir dairesel hareket yapmaz mı? 6 birim ya. 6 birim 6 birim 6 birim 6 birim 6 birim. birim. Hop oh, böyle olacak değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bizim bizden istenilen şey bu yarım daire. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Burada zeminle birlikte zeminle havuz aynıysa ipimiz burada zeminle havuz aynı olduğuna göre tam olarak suyun üstünden geçebilir böyle herhangi bir yere takılmaz arkadaşlar tam buraya geldiğinde takılmadan yoluna devam eder ne kadarlık yer şey olmuştur diye soruluyor otladığı yer soruluyor bize otladığı yer neresi arkadaşlar şu yeşil bölge otladığı yer oluyor o zaman ne yapacağız yarım dairenin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkartacağız. Bu kolay. Hemen A şıkkını yazalım. Yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç? 4 birim. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağız. O zaman 36 bölü 2'den 18 pi eksi 4'ler de sadeleşince 4 kök 3 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Peki soru şöyle olursa. Bakın şimdi. Bu sefer ne demiş? Havuzun kenarı belli bir yükseklikte örüldüğünde. Hmm. Koyun kaç metrelik alanda şey yapar. Buraya kadar 6 metre geliyor mu? Geliyor. Buradan sonra 6 metrelik yerden sonra hop böyle geliyor 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 geliyor. Hop böyle. Duvara yapıştı mı ip burada? Tam buraya kadar. Burada duvara yapıştı. Bu yapışan ip bundan sonrasında aynı şekilde devam eder mi? Etmez. Bundan sonra arkadaşlar böyle bir dairesel hareket yapmaz mı yine? L noktası olacak şekilde. Evet. Bu bir eşkenar üçgende. Hemen açıları yazalım. 60 60 60'ları yazdık. Eyvallah. Burası da kaç birim? 4 birim. Burası da kaç birim? 4 birim. Bakın bundan sonrasında ne yapıyor arkadaşlar? İp buraya duvara sarıldı. Belli bir yükseklikte duvara örersem ördüğümde bu sefer bizim ipimiz ne yapmayacak arkadaşlar? Böyle suyun üstünden geçemeyecek arkadaşlar. Ne yaptı? İp buraya takıldı. E buraya takıldıktan sonra ne yapıyor? Bu da İp burada kaldı. Bu parçası kaldı. E, geri kalan parçası da L merkezli bir daire dilimi oluşturmaz mı arkadaşlar? Şöyle oluşturur. Hatta bu yarıçapı 6 santimetre bir daire dilimi oluşturuyor. Şöyle. E, ondan sonra da arkadaşlar burada da tamamı 6 ya. Buraya 2. yarıçapı çapı 2'lik bir daire dilimi oluşturuyor. Bize ne isteniyor şimdi? Şu daire dilimiyle bu daire dilimin alanı isteniyor arkadaşlar. Daire diliminde ne yapıyorduk? Bize ne lazımdı? Açı lazımdı. Hocam bak burada kaçı? Eşkenar üçgen ya burası 120 derece. Hocam burada kaçı lazım bana? E burası da 60 derece toplam 180 derece olduğuna göre burası da 120 derece oldu. 120 derecelik ve yarı 6 olan bir daire dilimiyle 120 derece ve yarıçapı 2 olan bir daire dilimin alanı isteniyor arkadaşlar. Çünkü ipimiz bu şekilde hareket ediyor. Hemen yazalım o zaman arkadaşlar. B şıkkı da 120 derecelik ve yarı 6 olan pi r kare 120 bölü 360 Artı pi yarı çapı 2 olan şurada da küçükte de arkadaşlar bakın yarı çapı 2 değil mi? Küçük küçüğe bakıyorsunuz yarı çapı 2 ve 120 dilim ile. Pi r kare 120 bölü 360 isteniyor. Sıfırlar gitsin 36'lar gitsin 12 pi geldi buradan. Artı bu bu 3 yaptı 4 pi bölü 3 yaptı. O zaman bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 40 pi bölü 3'e eşit oldu. Gördünüz mü? Zeminle bitişik olduğunda havuz farklı bir alan geçiyor. Çünkü niye? Çünkü bizim ipimiz havuzun üstünden geçebiliyor böyle. E, belli bir yükseklikte olunca ipimiz burada takılıyor. Burada da farklı bir merkezde yani yarıçap çapı olan farklı bir daire dilimi oluşturuyor arkadaşlar. Her iki durumu da bilmenizde fayda var. Tamam mı? Olay bu gençler. Bu mantıkta her iki mantıkta da soru karşınıza gelebilir. ÖSYM yalnız burada e, şöyle bir soru sormuştu arkadaşlar. ÖSYM'nin sorduğu soruyu da şey yapayım size. Şöyle bir kare vardı. Burada da bir ip vardı. Sekizlik. Ee, ip böyle döndürülüyor. Ne kadar yol almıştır diye sormuştu. Hocam buradan böyle gelirken bu ipimiz böyle gelirken hop böyle gelecek. Sekizlik bir daire dilimi oluşturuyor. Gittiği yol sekizlik bir daire dilimi. Altı kaldı burada. Burada da altılık oluşturacak şöyle. İkiye burası dört kaldı. Hocam burada da dörtlük oluşturacak böyle. İki olduğundan buraya da iki kaldı. Hocam burada da ikilik bir çeyrek daire oluşturuyor. Yani 8'lik çeyrek daire, 6'lık çeyrek daire, 4'lük çeyrek daire, 2'lik çeyrek dairenin yay uzunlukları soruluyor. E, alanla da ilgili sorulmuş olsaydı, oklayacağı yer sorulmuş olsaydı, o zaman bu çeyrek dairelerin alanlarını tek tek toplayacaktık arkadaşlar. ÖSYM mi? E, yay uzunluğu ile ilgili böyle bir soru sordu. Alanını da sorabilir tabii ki. Evet, geldik şu örneğe arkadaşlar. Öncelikle Ödüllü soru olsun. Ödüllü soruyu şey yapmadan önce bak çivili tahta, çiviler buza batmayacak tamam mı? Onu düşünün. Çünkü bazı arkadaşlar batırarak yapıyor ve ben bu soruyu ödüllü yapıyorum. Ödüllü yaparken de çiviler zemine batmayacak, kaymasın diye yapılan bir sistem arkadaşlar bu. Ödüllü bir soru. Ona göre sorunun çözümünü yapın. Bazı arkadaşlar hocam çivi çiviler zichte buza batmıyor mu şeklinde yorum yapıyorlar. Evet. Ödüllü soruda ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Aslında çok zor bir soru değil. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir soru. Sadece küçücük bir mantığı var. Küçücük bir mantıktan bir sürü kişi eleneceği için hoşuma giden bir soru ee, yazdım arkadaşlar. Ee, çok da güzel bir soru oldu. Hoş bir soru oldu. Ee, o yüzden ödül veriyorum buna. Ee, hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Doğru yapsanız da yanlış yapsanız da yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Hocam yaptım yapmadım falandı filandı. Cartı curttu zartı zurttu söylüyorsunuz. Ee, hocam dediğiniz hatayı yaptım gibi. işte hata yaptıysanız eğer. Ya şimdi hata direkt dedim. Düşünceye sardık herhalde biraz soruyu böyle çözerken. Bakalım göreceğiz. Yaptınız mı yapmadınız mı? Buna rağmen bu kadar uyarmama rağmen hata yaptınız mı bakacağız arkadaşlar. Evet. Tekrar söylüyorum çiviler batmıyor. Şeyin içine girmiyor. Buzun içine girmiyor tamam mı? Okuyalım soruyu bakalım. Videoyu durdurdunuz, durdurdunuz ve çözüyorsunuz. Haydi bakalım. Yukarıdaki çekil bir de at arabasının tahtadan yapılmış tekerleğinin daire şeklindeki ön yüzü gösterilmiştir. Buzlu yollarda tekerleğin kaymaması için 7 cm uzunluğundaki 6 tane çivi eşit aralıklarla çakılmış. Eşit aralıklarla çakılmış. Her bir eşit aralık olduğu için arkadaşlar bir kere buraları kaçardır. 60'ar er derece değil midir? 6 bölme olduğu için 60'ar er derecedir. Peki bu yazdık. Çivilerin uzantıları dairenin merkezinden geçiyor. Çivinin uzantısı dairenin merkezinden geçiyormuş. Şu dairenin merkezi burasıysa. Çivinin uzantısı hop şöyle geliyor. Böyle geliyor. E dairenin merkezinden geçiyorsa. Buradakiler de eşit aralıklarla gitmişse. Buradaki açılarımız kaçar derece yapar arkadaşlar? 60'ar er derece yapmaz mı? Merkez açıdan dolayı yapar. O zaman şu 60'ları artık ben sileyim isterseniz. Kafa karışıklığı olmasın. Şunu bulduk. Şöyle. Heh, şunu sildik. Buradakiler 60'ar derece. Evet bu arada her çivi tahtaya 3 santimetre girmiş. Hocam 3 cm tahtaya çivi girdiyse burası ne olmak zorunda arkadaşlar? 7 cm uzunluğundaydı. Buranın 4 cm olması lazım. Yani burası da 4, burası da 4, burası da 4 diye gidiyor. Peki çivili tekerlek bir turu tamamladığında 144 santimetre yol aldığına göre tekrar söylüyorum çiviler batmıyor. Tekerleğin görünen yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bize ne isteniyor? Yarı çap isteniyor. Yarı çap bulursak olay bitti. Aa hocam ne var ya bunda? Bu bizim tekerlek böyle dönerse bunun gittiği yol a böyle olur. Değil mi? Ha ne güzel. Bunun çevresi kadar yol gidecek. E bunun çevresi nedir? 2 pi r değil miydi? Hatta yarı çapı artı 4 yaptı. 2 pi r artı 4. 2 pi r neye eşitmiş arkadaşlar? 144'e eşitmiş. Aa hoca burada 144 pi yazmayı unutmuş galiba diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar büyük ihtimalle çoğunluğunuz bu şekilde yaptı. Bu daire şeklinde aldığı yolu büyük ihtimalle şey yaptınız algıladınız arkadaşlar. E bu bakalım daire şeklinde mi gidiyor? Biraz düşünelim isterseniz daire şeklinde gitmiyor arkadaşlar. Niye? Bizim çivi buradan başladığında bak bizim şeyimiz tekerleğimiz dönmeye başladığında buradan başladığında buradan döndürdüğün zaman bu aşağı inecek değil mi? Döndürdüğün zaman o aşağı inecek. Yeniden döndü 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 aynen bu noktaya geldi. Bu noktaya geldiğinde de tam buraya mı geldi? Hadi buraya gelsin. İşte buradaki yol bize 144 cm olarak verilmiş. Arkadaşlar bizim çivi burada. Sen ne yapıyorsun? Bunu böyle döndürdüğün zaman şu aşağı inmeyecek mi arkadaşlar? Şu bizim aşağı inmeyecek mi? İnecek. Hangi nokta etrafında döndürmüş oluyorsun? Bu nokta etrafında. Bu nokta etrafında döndürmüş oluyorsun. Buradaki uzunluk hop şöyle gelmiş oluyor. Aa hocam o zaman bu dairesel gitmiyor ki. Bu uzunluk kadar gidiyor. Bu nokta etrafında dönüp buraya geldi. Bu uzunluk buraya yapışmış olacak. Hatta ondan sonrasında bu uzunluk öbür kenara yapışmış olacak. Hatta bu uzunluk öbür kenara yapışmış olacak. Hatta bu uzunluk, hatta bu uzunluk, hatta bu uzunluk yapışmış olacak. E hocam dönerken ne bilelim biz belki burası zemine değecek. Değil mi? E, zemine değmeyeceğini de videonun sonunda ispatlayayım isterseniz. Hayır. Şimdi gittiği yolun olmak zorunda böyle dairesel yol değil arkadaşlar. Buradaki altıgenin çevresi kadar yol alır. Altıgen diyorum düzgün altıgen gerçekten de öyle. 60 dereceye burası. Hocam burası da 60 burası da 60 oldu. Çünkü R artı 4 R artı 4 bak altıgen çıktı. Yani burası R artı 4 yaptı. Bu yol R artı 4 yaptı. Şu kadarlık R artı 4 geldi. Bu aşağı indiğinde. Sonra bu çividen öbür çiviye gelecek. Bu da R artı 4 diye gelecek. Gitti gitti gitti. R artı 4'ten kaç tane var arkadaşlar? R artı 4'ten 6 tane yok mu? 6 tane var. 144'e eşit. Bununla bu sadeleşse 24 yaptı r artı 4 24 ise r'yi buradan kaç bulduk 20 bulduk arkadaşlar r 20 ise hatta r'yi burada göstereyim r 20 ise bizden ne isteniyor arkadaşlar tekerleğin görülen yüzünün alanı bu tekerleğin görünen yüzeyin alanı isteniyor yani r yarıçap bulduk zaten pi r kare bize alanı verecektir arkadaşlar yani cevabımız 400 pi çıktı arkadaşlar evet. Ne yaptınız? Çoğunluğunuz böyle dairesel mi götürdünüz arkadaşlar? Hadi bakayım itiraflarınızı yazın. Görelim. Eğer dairesel düşünmediyseniz harikasınız. Mükemmelsiniz. veri veri good'sunuz. Arkadaşlar peki hocam soru yanlış olabilir mi? Evet. ilk yazdığımda ben de yanlış yazmıştım. Sağolsun Sezgin Polat hocam. Teşekkür ederim. Buradan e, soruyu düzeltmeme de sonra yardımcı olmuştu. Geçen sene mi yazmıştım ben bu soruyu? Evet. Geçen sene yazmıştım. Eee Öyle bir yazmıştık ki hocam e, bu çivi böyle dönerken buradan sonra buradaki kısma da böyle değiyordu arkadaşlar burası. Hani dönüş yaparken şu kısım yani şu bombeli kısım şuradaki kısmı aşabiliyordu. E hocam buradaki kısmı aşmadığını nereden anlarız? Biz buradaki yüksekliği bu, bu bir eşkenar üçgen ya çizdiğim zaten. Şu eşkenar üçgenin yüksekliği eğer yarı çaptan büyükse sıkıntı yok. Yükseklik bak tekrar söylüyorum. Şu yükseklik yarı çaptan büyükse şu arada boşluk kalıyor anlamındadır arkadaşlar. O yüzden şuradaki tekerleğin hiçbir parçası buraya değmez. Bu ispatını yapıyorum şu anda arkadaşlar. Değmediğinin ispatını yapıyorum. Arkadaş yarı çap kaç? 20. Hocam 24 burası. Burası 12 yaptı. 12 kökü yaptı. Evet yarı çapımız 20 ya bizim. Bu uzunlukta yüksekte 12 köküç. 20 gerçekten de 12 köküçten küçük mü? Ona bakalım arkadaşlar. 20'nin karesi 400. Küçüktür. 144 çarpı 3 yapıyor mu? 4 kere 3 12 4 kere 3 12. Evet. 400 küsür yapıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. 400 e, gerçekten de 12 köküçten küçük olduğu için yani 20. Yarı uzunluğu yüksekten küçük olduğu için bu dönme esnasında şu kısım kesinlikle ama kesinlikle zemine değmez arkadaşlar. Tamam. Güzel bir soru arkadaşlar. Ödüllü bir soru. Küçücük bir ince ayrıntıdan dolayı yapan arkadaşlarınız oldu. Helal olsun. Yapamayan arkadaşlar da artık o hatayı yapmazlar. Yani her dönme hareketinde illa dairesel olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam biz bir nokta etrafında şu ipi döndürdüğümüzde dairesel oluyor. Hep buna alışkın oluyoruz ama bakın bu soru da o anlamda çok güzel. Sen bunu böyle döndürüyorsun böyle dairesel yol alacak gibi algılıyoruz. A -a, almadı şekilde gördüğün üzere. Tamam dikkat edin arkadaşlar çok hoş bir soruydu. Evet, geldik şuraya. Bu da en beğendiğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok hoş bir soru. Bakalım şöyle yapar mısınız? Yapmaya çalışır mısınız? Bakalım yapacak mısınız? Ama önce şunu söyleyeyim ben size. Ee, belli bir noktadan sonra, hadi bundan sonrası siz yapın diyeyim. Tamam mı? Ondan sonrasını en azından siz yapın. Bakalım yapabilecek misiniz arkadaşlar? Şimdilik dinleyeyim, beraber yapalım. Kenar uzunlukları 6, 8 ve 3 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir sehpanın üst yüzeyini tamamen örtecek şekilde daire şeklindeki örtü serilmiştir. Evet üst yüzeyini tamamen örtecek bir daire şeklindeki bu şey serilmiştir. Buna göre örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği alan en fazla kaç birim karedir? Yan yüzeyinde örtemediği alan isteniyor arkadaşlar bizden. Bak zemin hariç demişiz. Şu zemin hariç. Burada açılımı bilmek lazım arkadaşlar. Yani bir küpün açılımın dikdörtgenler prizmasının açılımı ya da 6'ya 8'lik bir dikdörtgen var mı burada arkadaşlar? Var. Bak üstte 6'ya 8'lik bir dikdörtgen var. Açılımını yapacağım şimdi. 6'ya 8'lik dikdörtgenin neyi var? Bak sağ kanadı ve sol kanadı var. Sağ kanadı ve sol kanadı böyle yukarı doğru açıyorum. Yanına koyacağım dikdörtgene. Açtığım zaman şöyle bir şey yapmıyor mu arkadaşlar? Şu kenar burası yapmıyor mu? Evet. Üçlük bir dikdörtgen oluyor burası. Üçlük bir dikdörtgen. Burası da aynı şekilde üçlük bir dikdörtgen oluyor değil mi? Şöyle yanlardan açtım. Arkadaşlar ön arkadan da açmayacak mıyız? Açacağız. Ön arkadan da açtığın zaman yine ne oluyor arkadaşlar? Yine önde burası 3 ya. Önde böyle açtığın zaman o da üçlük bir dikdörtgen yapıyor. Bu da üçlük bir dikdörtgen yapıyor. Şimdi dikkat. Ben ne yapmışım arkadaşlar? Bir örtü sermişim. Bakın. Bir örtü sermişim buraya. Üst yüzünü tamamen kaplayacak dairesel bir örtü. Üst yüzünü tamamen kaplayacak dairesel bir örtüyü ben şöyle de yapabilirim arkadaşlar örtebilirim. Tamamen örttü. Ama bize yan yüzeyin örtemediği alan, yan yüzeyine olabildiğince az girmem lazım. Olabildiğince az girmem için o zaman bizim örtümüzün tam köşelerden geçerse böyle işte bu yan yüzeylerde örtemediği alan dediği yer işte tam olarak burası. Daha fazla olmaz mı arkadaşlar? Olur. Bizden bu alan isteniyor. İşte bundan sonrasını siz çözün arkadaşlar. Burası 6 birim. Burası da 8 birim. Lütfen ama lütfen. Bundan sonrasını siz çözer misiniz? Şekil böyleyken daha katı cismi görmediğiniz için açılımı belki yapamazsınız diye şey yaptım. Bu arada zemini hiç açmadım arkadaşlar. Çünkü zemin hariç diyor. Buna göre örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği alan en fazla kaçtır diye soruluyor. Yan yüzeyinde yani burası zemin hariç. Üst yüzeyinde de değil. Üst yüzeyini zaten örtmüş. Zemin hariç örtemediği yer. işte bu taralı alanlar toplamı isteniyor arkadaşlar. Bizden. Şimdi ne yapmalıyız? Arkadaşlar bundan sonrasını lütfen siz çözün. Bundan sonrası da çok önemli. Ne yapacağız hocam? Ya hocam ben bu alanı bulurken bu alandan şu alanı çıkartacağım. Ya da bu alanı bulurken bu alandan şu alanı çıkartacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen artık şöyle düşünmeleri tamam düşüneceksiniz. Daire parçasının alanını bulmayı öğreneceğiz zaten. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Şuradaki alanı bulmayı öğreneceğiz. Buradaki alanı bulmayı öğreneceğiz. Ama şekle Allah aşkına ilk etapta bütünsel bakmayı düşün. Bütünsel derken ne yapacaksın? Bütünden yani bütün şekilden neyi çıkartacaksın? Beyaz alan hikayesi çok önemliydi. Hocam burada bütün dediğimiz şu şeklin hepsi daire işin içine giriyor mu? Girmese de bütün dediğimiz arkadaşlar Taralı alanı bulurken ne yapacağım? Dikdörtgen, 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 dikdörtgen ve bu dikdörtgen, 5 tane dikdörtgenden neyi çıkartmamız lazım arkadaşlar? Beyaz alan dediğimiz bu sefer daire oluyor. Beyaz alan dediğimiz dairenin alanını çıkartacağız. E hocam dikdörtgenlerin alanlarını ben biliyorum. Dairenin alanını için ne lazım bana? Yarıçap lazım. E zaten burası 90 derece. Hocam çapı şöyle çizecek olursam, çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? O zaman bu bizim çapımızdır. 6 8 10 yani yarı çapımız kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. O zaman bütün nedir? Şu alanlardan. Yani 3 çarpı 6'dan 2 tane var. Sağlı sollu değil mi? 2 tane 3 çarpı 6 var. Artı 2 tane de ne var arkadaşlar? Burası 3 ya. 3 çarpı 8 var. 2 tane 3 çarpı 8. Artı bir de 6 çarpı 8 var. Tüm alandan beyaz alanı. Yani 6 çarpı 8 de yazayım. Beyaz alanda dairenin alanını çıkartacağız arkadaşlar. O da pi r kareye eşit oldu arkadaşlar. Yani burası 36 artı 48 artı 48 değil mi? Evet. Eksi 25 pi yaptı. 48 48. E, 48 48 96 değil mi? 96 e, 96. 96 ile 36'yı toplayınca da kaç çıkıyor arkadaşlar? 9, 3 daha 12. 132 mi yapıyor? Evet. 132 eksi 25 pi şeklinde buluruz cevabı arkadaşlar. Güzel bir soru. Ne yaptık? Yan yüzeylerde örtemediği alan yani şurası isteniliyor bizden. Tüm alandan yani 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgenden beyaz alan dairenin alanını çıkartınca olay bitti. Şu 2 tane 3 çarpı 6'lık alan 2 tane 3 çarpı 8'lik alan B bir tane de 6 çarpı 8'lik alan tüm alanı verdi. Bir de pi r kare de zaten şuradaki dairenin alanı yarıçapı 5 olduğu için pi 5'in karesi topladık. Ee, topladı, topladığımızda da ne çıktı? 132 bu çıktı burası. Burası da 25 pi olduğundan cevabımız 132 eksi 25 pi çıktı. Bu da güzel sorulardan bir tanesi. Ne olur ne olmaz. Hem katı de kullanmalı hem daireyi de kullanmalı. Böyle bir soru sorarlar diye biraz erken davrandım. Katı cisimlik kısmı buraya yaptım ama en azından çözümden anlarsınız arkadaşlar. A böyle açılımını şöyle önlü arkanı da şöyle şöyle açtığımızı burada da biraz anlamaya çalışalım arkadaşlar. güzel bir soru. Hoş bir soru ve bence güzel bir video oldu. Çok güzel ilginç yeni nesil sorularla karşılaştık burada. bu sorular bence biraz bir şeyler kattı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Daire parçasının alanına geçeceğiz. Bu da en önemli yerlerden biri arkadaşlar. Beyaz alan hikayesini burada da kullanacağız. O bunu ama bir sonraki videoyu bırakalım değil mi? O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.